Yeniden Türk Seçim Tırı Türkiye'yi şehir şehir ilçe ilçe dolaşıyor. Belediye başkan adaylarının projelerini dinliyor. Bugünkü konuğumuz da Ataşehir Belediye Başkanı adayı İsmail Erdem olacak. Önce İsmail Erdem'in özgeçmişini izleyelim. Ardından biz soracağız. İsmail Erdem de bize projelerini anlatacak. Mevcut Sancaktepe Belediye Başkanı ve Ataşehir'in belediye başkan adayı İsmail Erdem'in özgeçmişini izledik. Şimdi de bir merhaba diyeceğiz ve projelerini dinleyeceğiz. Kendisi yanımızda, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. İsmail Bey, Sancaktepe'de başladı belediye başkanlığı yolculuğunuz. Şimdi de Ataşehir'e uzanacak. Eğer seçilirseniz, tabii siz eski de bir Ataşehirlisiniz, İçeren köylüsünüz. Dolayısıyla Ataşehir'e uzak değilsiniz aslında. Şimdi öncelikle Ataşehir'in temel sorunları üzerine bir soralım. Sokaktasınız günlerdir. En çok gelen şikayet, en çok gelen sorun nedir? Evet, Ataşehir 10 yıl önce ilçe statüsüne kazandı. Sancaktepe ile beraber aynı dönem belediye olduk. Tabi Ataşehir'in şu anda 416 bin nüfusu, 17 mahallesi var. Her mahallenin kendi içinde özel problemleri var ama Ataşehir'in genelinde imar problemi var. 3 mahallemizde mülkiyet problemi var. Bir de Esatpaşa'da mülkiyet problemi var. Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana mahalleler problemi. Bununla beraber imarla alakalı Ferhatpaşa, Yeni Çamlıca, Mevlana, Mimar Sinan, Kayışdağ Mahallesi, İnönü Mahallesi, İçerenköy Mahallemizin Çamarşıcı Deresi bölgesi, Mustafa Kemal Mahallesi, Aşık Veysel Mahallelerinin imarı yok. Yeni Sara Barbaros'u da Şubat Meclisi'nde bir aylık çalışmayla çıkarmıştık. İçerenköy, Küçük Bakkalköy Mahallelerimiz imarı da çıktı. Henüz daha şu anda netlik kazanmadı. Büyükşehir'de bir yürütmeyi durdurmak kararı var. Onun üzerine de mahkemenin kararı bekleniliyor. İmar olmadan şehirleşme olmuyor. Şu anda Ataşehir parçalı bir durumda. Üsküdar'dan, Kadıköy'den, Ümraniye'den gelen mahalleler hem kültürel olarak hem de sosyolojik olarak birleşmiş değil. Bir tarafıyla da ulaşım da entegre olmuş değil. Ciddi anlamda ulaşım bağlantılarında eksiklikler var. Mahalleler arası şehir içi bağlantıları şu ana kadar sağlanamamış. Şehrimizin meydanı yok. Şehrin bir ana girişi yok. Yani E5'ten Bostancı Kavşağı'ndan, Kozyatağı'ndan, Göztepe Kavşağı'ndan ilçemize girişler var. Yeni Sahra'dan. Kuzey cephesinde de Çamlıca gişelerinden Altunzade yolu üzerindeyiz. O bölgeden de Dudullu bölgesinden Esatpaşa civarından girişlerimiz var ama şehrin merkezi oluşmadığı için yani Ataşehir'i tabelalara bulmak oldukça güç. Bu anlamda da neler yapılması lazım? Öncelikli olarak bir şehir meydanına ihtiyacımız var. Burada da Kadıköy hali şu anda Tuzla'ya yeni bir hal binası yapılıyor. Daha sağlıklı bir bina olacak hem esnaf açısından hem de oradaki çalışan toptancılar açısından. İnşallah Kadıköy hali taşındıktan sonra Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızla da paylaştık bunu Sayın Binali Yıldırım Bey'le. Kadıköy hali yaklaşık 100 bin metrekarelik alan, tamamı meydan ve yeşil alan olarak düzenlenecek. Bir de büyük ihtimalle Sayın Binali Bey'in de temennisi, görüşü o. Taksim'deki AKM'nin bir benzerini de Anadolu yakasında bir sanat merkezi olarak, bir opera binası, kültür sanat programlarının sergilenebileceği alan olarak düşünülebileceğini beyan ettiler. Büyük bir meydana ihtiyacımız var. Orada trafik yükü vardı halin. Hem trafik yükünden Ataşehirli komşularımız kurtarmış olacak. Hem de büyük bir meydana şehrin girişi E5'ten sağlanmış olacak. Böyle bir nokta belirlediniz mi kafanızda hem meydan hem kültür merkezi açısından? İşte hal binasının olduğu yer 100 bin metrekare. 60 yıl aşkındır hal orada hizmet veriyor. Ve 100 bin metrekare masaüstü gibi yer. E5'e cephesi var. Güzel bir meydan. Meydanın altına katlı otoparklar yapılacak. Şu anda Büyükşehir projelendiriyor. Üzeri meydan sersemin olarak 30 bin metrekare yaklaşık alanda yeşil alan olarak düzenlenecek. Peki bir Erenköy Gümrüğü var. Bununla evet. ilgili bir çalışma yapmanız planlanıyor. Hem çevre kirliliği açısından hem oradaki trafik yoğunluğu açısından Ataşehir için bir problem. Peki ne düşünüyorsunuz orası? Evet, haklısına? Şimdi Erenköy Gümrüğü kaldırılmasını arz etmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ilan etti. Ataşehir mitinginde Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Bey, Ticaret Bakanımızla görüştüler. Sonra bilahare biz Ticaret Bakanımızla görüştük. Erenköy Gümrüğü ile alakalı şu anda Tuzla bölgesinde
yer arayışı var. İETT garajı da var beraber. 300 bin metrekarelik alan. Tamamı millet bahçesi olarak, yeşil alan olarak Ataşehir halkına emanet edilecek. Çünkü Ataşehir şu anda yeşil alan itibariyle İstanbul ortalamasının yarısının altında kalıyor. Ve başka kamuya ait büyük park yapılacak, yani bahçe yapılacak alan maalesef Ataşehir'de yok. Yapılaşma tamamen neredeyse %95'ler seviyesine kadar gelmiş. İmarsız bölgeler çok. Eski düzen 40-50 yıllık yapılaşmalarla Ataşehir hayatına devam ediyor. Şurada düzgün yapılaşmaya müsait 3 mahallemiz var. Bakkalköy'ün bir kısmı, Barbaros Mahallesi'nin yarısı, Atatürk Mahallesi ve Yenişehir. Onun dışındaki mahallelerimizin imar problemi olduğu için yeşil alan yok. Burası 300 bin metrekare. İçeren Köyü, Küçük Bakkalköy, İnönü Mahallesi, Kayışdağ ve Atatürk Mahallesi'nin güney cephesinde önemli bir aks. Ulaşım aksı olarak da iki noktasında metro istasyonu var. 300 bin metrekare yeşil alana Ataşehirliler kavuşursa bir nebze olsun yeşil alan ihtiyacını karşılamış olacağız. Ayrıca oralarda kütüphaneler, kıraathaneler, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, yani amfiteyatro da yapılabilir. Çünkü alan çok müsait. Herhangi bir yapılaşmaya girişmeden tamamen halkın istifadesine sunulacak bir mekan. Bunu hem bakanlarımız, her iki bakanımız da okeyledi. Mülkiyeti Şehircilik Bakanlığı'na ait. Sayın Cumhurbaşkanımız da Ataşehir mitinginde bunu halkımıza müjde olarak verdi. Bir başka bir şey, Ataşehir halkının şu an ihtiyacı olan hastane mevcut şu anda Fatih Sultan Mehmet Hastanesi, eski PTT Hastanesi yetersiz. 180 bin metre PTT'ye ait bir arsa vardı. Hazineye devri yapıldı sağlığa geçirilmesi için. Şu anda Sağlık Bakanlığı 1200 yataklı bir araştırma eğitim hastanesinin Ataşehir'e yapılması noktasında harekete geçti. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunun müjdelerini vermiş oldu. Ataşehir'de şu anda Kayışdağ diye bir yüksek tepemiz var. Aynen Çamlıca misali ama Kayışdağ'dan istifade edemiyoruz. Yeşilinden, doğal güzelliklerinden, ormandan istifade edilemiyor. Kayışdağ Tepe'ye de Büyükşehir Belediye'mize güzel bir sosyal tesis ve teleferik hattı kurduracağız. O da önemli bir dinlenti alanı olarak, seyir terası olarak Ataşehir halkına hizmet verecek. Tabi Ataşehir'in kültür ve sanat faaliyetleri için kültür salonları yok. Sadece bir öğretmen evinin 600 kişilik amfitebi salonu var. Onun haricinde maalesef kamuya ait her türlü tiyatrolara açık, konserlere açık, söyleşilere, münazaralara, seminerlere, konferanslara, sempozyumlara açık merkezleri yok. Bununla ilgili de kongre merkezleri. Ayrıca nikah salonlarımız yok. Bir AVM'nin bir katında, yani bize yakışmayan, Ataşehir'e yakışmayan bir salon var. Tek o kadar. Kongre merkezi ve nikah salonları projemiz var. Her mahalleyi bilgi evi, gençlik merkezleri, kütüphaneler, sokak kütüphaneler, bunlar çokça önemsiyoruz. Evet, sokak kütüphanelerini projelerinizde gördüm. Evet. Nasıl bir konsept yani şöyle var? Şöyle söyleyelim, ana kütüphane halk kütüphanesi olacak, herkese açık olacak. Sokak kütüphaneleri de şehrin belirli meydanlarında daha küçük çaplı, mini, yine açılır kapalı, açık, özellikle öğrencilerin araştırma yapabilecekleri, ders çalışabilecekleri mekanlara ihtiyaçları var. Gençlik merkezlerine çokça ihtiyaç var. Sportif tesislerimiz maalesef yok. Kamuya ait sıfır noktasında. Biz Sancaktepe'de 3 olimpik yüzme havuzu yaptık. 4 olimpik ölçekli spor salonumuz vardı. Ama burada maalesef spor salonları yok. Bir özel idarenin salonu var küçük. Onun ötesinde Ülker Arena var. Büyük profesyonelce yapılan maçlar orada. Ama amatör spor kulüplerimize halka yönelik, halka açık. Evet, halı sahalar, tenis kortları, basketbol sahaları, salon sporları için kapalı salonlar. Ayrıca yüzme artık her gencin özlediği, merak ettiği bir spor dalı. Yüzmeye yönelik de yine halk açık yüzme havuzları inşa edeceğiz. Ayrıca burada sokak hayvanlarıyla ilgili rehabilitasyon merkezlerimizin sayısını artırmamız lazım. Onlara ilave barınaklar açılması lazım. Sokaktaki saldırganlıkların önüne geçebilmek için aç ve susuz hayvanları bırakmamak lazım. Onun yönünde de tedbirler alınması lazım. Tedavilerin yapılması lazım. Tekrar sokağa indirilmesi lazım. Bununla beraber Ataşehir'e bir başka önemli iki projemizden birisi finans müzesi diyoruz. Ataşehir bir finans şehri olacak. İstikbalde 40-50 yıl sonra belki dünya ekonomisine yön verilecek bir mekan olacak. İstanbul'un merkez bir şehri Ataşehir. Paranın yönetimi, paranın sevki idaresi, belki Asya'ya, Orta Doğu'ya Ataşehir'den idaresi mümkün olabilecek.
Onun için Ataşehir Finans Merkezi'nin altyapısını oluşturmak lazım. Bir finans müzesi projemiz var. Ayrıca Ataşehir için bir Cumhuriyet Müzesi, Kurtuluş Savaşı Panorama, İstanbul'daki panorama var. Birisi 1453 surların dibinde Topkapı'da, ikincisi Mis Sancaktepe'ye 1915 Çanakkale panorama yapmıştık. Üçüncü panoramada inşallah yine Cumhuriyet Müzesi ile beraber Kurtuluş Savaşı'mızın tüm safhalarını simgeleyecek ve 19 Mayıs 1919'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla Cumhuriyet'in ilan tarihine kadar olan safhaları sembolize edecek mükemmel bir panoramaya da inşallah Ataşehir halkı ulaşmış olacak. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Erdem. Projelerinizi anlattınız, sorunları anlattınız Ataşehir'in. Az bir zaman kaldı. Biz şimdiden sizin için sonucun hayırlı olmasını dileyelim. Amin. Teşekkür ederiz. Yayın konuğumuz oldunuz. Sağ olun. Biz iyi yayınlardır. 31 Mart'a kadar Sancaktepe'de görevimize devam ediyoruz. 1 Nisan itibariyle inşallah kaldığımız yerden Ataşehir halkına hizmete devam edeceğiz. İsmail Erdem Ataşehir Belediye Başkan adayı konuğumuz oldu ve bize projelerini anlattı. Ataşehir için 5 yıl içerisinde tasarladıklarını anlattı.